Lab denilen bir laboratuvarındayım. Bu bir departman ve orada yeni bir grup kurdum. 8 tane öğrencim var. Vücudu ve elektronik aletleri uyumlu hale getirmeye çalışan ve hastalar ve doktorlar arasında bir arayüz görevi gören aletler tasarlıyoruz. Her işe çeyrek saatte bu hafta bilimi konuşacağız. Genç yaşında birçok başarıya imza atan giyilebilir kalp pilli mucidi bilim insanı Doktor Canan Dağdeviren konuğumuz olacak. Yollarımız açık, hayallerimiz umutlu ve gerçekçi, yüreklerimiz sevgi doluymuş açık olsun. Sevgilerimiz. Doktor Canan Dağdeviren henüz 33 yaşında bir bilim insanı. Kendi 33 yıllık hayat serüvenimden bahsedeceğim ve biyolojinin nasıl elektronikle birleştiğini örneklerle hep birlikte göreceğiz. Dağdeviren, Sabancı Üniversitesi akademik yıl kapanış konferansı için Türkiye'deydi. Çalışmalarınızı Amerika'da devam ediyorsunuz ama sık sık da Türkiye'ye geliyorsunuz. Siz de buradan mezunsunuz zaten, evet. Yüksek lisans. Nasıl diyor, Amerika'da kendi laboratuvarınız var. Anlatır mısınız bize? Tabii. MIT'nin Media Lab denilen bir laboratuvarındayım. Bu bir departman ve orada yeni bir grup kurdum. 8 tane öğrencim var ve onlarla birlikte araştırmalar yapıyoruz. Vücudu ve elektronik aletleri uyumlu hale getirmeye çalışan ve hastalar ve doktorlar arasında bir arayüz görevi gören aletler tasarlıyoruz. Sensörler, enerji veren modüller. Fizik mühendisi Dağdeviren, yüksek lisansında ise malzeme biliminde uzmanlaştı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdürüyor. Forbes dergisinin gelecek vadeden 30 yaş altı bilim insanı listesinde yer aldı. Gençlerin Nobel'i olarak nitelendirilen bilim ödülünü tıp alanında kazandı. Ödülü İsveç'in Stockholm kentinde verildi. Bilim insanı Canan Dağdeviren, vücuda yerleştirilen farklı aletlerle kişilerin sağlık durumlarının çok daha çabuk ortaya konularak tedavi edilmesi için çalışıyor. Ben 3 organda hazmın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Beyin, kalp ve karın. Beyinde bilgiyi, kalpte sevgiyi ve karında yemekleri iyi hazmedebildiğimiz zaman ortaya çok güzel işler çıkarabiliyoruz. Ve bu 3 organ içinde araştırmalar yapıyoruz. Kalp için yaptığımız alet, kalbin üzerine yapışan ve kalbin enerjisini elektrik enerjisine dönüşen bir enerji veren bir alet. Özellikle kalp pillerini ömürlerini uzatabilsin diye. Bir diğer alet de direkt ağız yoluyla bir kapsül şeklinde karnın içerisine inen ve kapsül karnın içerisindeki sıvı vasıtasıyla eriyor ve esnek aletin açılmasını sağlıyor. Alet karnın içerisine yapışıyor ve siz yemek yediğiniz zaman, sıvı aldığınız zaman veya hava aldığınız zaman ne kadar volüm aldığınızı, ne kadar miktarda karnınızın içine malzeme girdiğini ve çıktığını bu alet vasıtasıyla öğrenebiliyorsunuz. Bu da yemek yediğinizi aslında karında var olan hareketlerin nasıl devam ettiğini ve herhangi bir problemin olup olmadığını doktorlara anlatabilen bir sistem. Bu çalışmalarda hangi aşamada şu anda insanlar üzerinde kullanıyor musunuz? Şu an henüz deneyler devam ediyor. Henüz insanlar üzerinde bir araştırmamız yok. O safhaya gelemedik henüz. Araştırma süresindeyiz ve bu aletleri özellikle karın içerisindeki hazım problemlerini anlayabilmek için kullanıyoruz. Kanın basıncıyla yüksek ve düşük kan basıncı. Birçok araştırmaya imza atan Dağdeviren son olarak beyin üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Beynin içerisine yerleştirdiğimiz iğne şeklindeki bir aletle farklı ilaçları çok küçük miktarlarda beynin kırık noktalarına aktarabiliyoruz. Mesela Parkinson hastası olduğunuzu düşünün, ne yapıyorsunuz? İlaçları ağız yoluyla veya damar yoluyla vücudun içerisine alıyorsunuz. Bu da aslında tüm vücudunuza zarar veriyor. Sadece o noktaya değil, tamir etmek yerine değil, sadece vücudun her yerine de problem oluşturabiliyor. Fakat bizim yaptığımız kablosuz çalışan alet vasıtasıyla direkt beynin en ucra köşesine inebilen alet vasıtasıyla küçük miktarlarda ilaçları beyine gönderebiliyoruz ve vücuttaki zararları böylelikle önleyebiliyoruz. Aynı zamanda yaptığımız bu ilaç gönderimleri saniyeler içerisinde bu ilaçların etkisini
görebiliyoruz. Beyin cerrahlarıyla ve nörobilimcilerle birlikte ortak çalışıyoruz. Onlardan eğitimler aldım. Bu çalışmayla canlıların hareketlerini yönlendirmek de mümkün oluyor. Ne zaman uygulamaya geçecek? Yani hedefte ne beklentiniz bu çalışmalar için? Kısa vadede 5 yıllık bir hedefimiz var. Ama uzun vadede 10 yıllık bir zaman süresi içerisinde aletin tüm fonksiyonlarının test edilip onaylandığı ve insanlar üzerinde uygulanabilirlik durumuna gelebileceğini tahmin ediyoruz. Beyinde çok enteresan bir nokta var. Substantia nigra deniliyor ve bu noktada dopaminörcük nöronlar var. Ve siz bu nöronların üzerine muskomol adı verilen bir ilaç gönderdiğiniz zaman canlıların sağa veya sola dönmesini veya koşmasını veya durmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu aslında behavior manipulation dediğimiz hareketleri manipüle etme yardımı sağlayabiliyor. Canan Dağdeviren, son dönemde meme kanserinin erken teşhisi için de elektronik sütyen üzerinde çalışıyor. Dünyada her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Tezesinde meme kanserinden kaybeden Dağdeviren, erken teşhisin yaşama oranını %85 arttırdığını söylüyor. Esnek bir malzemenin kullanıldığı elektronik sütyen, uzun süreli veri toplayarak kişisel tedaviyi mümkün kılacak bir yöntem. Bilim insanı Canan Dağdeviren, Harvard Üniversitesi'nin genç akademi üyeliğine sahip tek Türk. Dağdeviren, Mart ayında yaşamını yitiren ünlü fizikçi Stephen Hawking'le Harvard Üniversitesi'nde bir araya gelmişti. Nasıl bir iletişim gelişti ve bir alet yapıyordunuz, onun ömrü yetmedi anladığım kadarıyla. Hawking bildiğiniz üzere bir ailesi hastasıydı ve yüzündeki mimikler vasıtasıyla bilgisayar ekranında harflerden kelimeler, kelimelerden cümleler kurmaya yardımcı olan bir sisteme sahipti. Fakat bu çok zaman alan bir sistemdi. Bir saat içerisinde sadece iki cümle ya da daha az konuşabiliyordu. Bunu daha ileriye götürebilecek bir sistem üzerine çalışıyoruz şimdi biz. Tüm ailesi hastalarının kullanabileceği bir sistem olacak. Direkt vücudunuza, özellikle yüzünüze yapıştırabileceğiniz bir maskeyle küçük hareketleri bile direkt bilgisayar ekranına gönderebilen ve konuşmanızı sağlayabilen, sosyal hayata daha iyi adapte olmanızı sağlayabilecek bir platform. Bu çalışma, kaslarda güçsüzlük ve erimeye yol açan ALS hastalığı için. Dağdeviren, Stephen Hawking'e bir söz de vermişti. Hawking'in bu sistemini öğrendiğim zaman daha iyi bir sistem yapabileceğimi söylemiştim kendisine. O da çok mutlu olacağını ama yüzünde elektronik bir alet tercih etmediğini söylemişti. Ben de problem değil, bizim aletlerimiz mekanik olarak sizin yüz kırışıklıklarınızla aynı formu sağlayabilir diye söylemiştim. Ona da hatta bir ricada bulunmuştum. Biz bu aleti yapana kadar hayatta kalabilir misiniz diye. Maalesef mümkün olmadı. Umarım bundan sonraki ALS hastalarının kullanılabileceği bir sistem gerçekleştireceğiz. Peki çalışma hangi aşamada? Şu an dizayn aşamasındayız. Güzel görünebilen bir alet olmasını ve vücudunuzun şeklini almasını ve vücudunuzla aynı renkte olmasını istiyoruz kamuflaj etmek için. Bilim herkes için çok önemli. Tabii bilim insanları olduğu kadar bilim kadınlarımız da hani çok yetişmiyor belki de. Genç kızlarımıza neler önerebilirsiniz? Sizin laboratuvarınıza da mutlaka vardır dünyanın her yerinden insanlar. Siz Kocaeli'nden çıktınız ve çalışmalarınız sürüyor. Bilimin kadını ve erkeği olmadığını düşünüyorum. Kadın sayısı maalesef çok az. Ama ben bunu kendi hayatımda tecrübe ettim. Bir kadın öğrenciyi ve bir erkek öğrenciyi aynı odaya alıp onlara bir proje verdiğinizde ve birlikte çalıştıklarında ortaya muazzam işler çıkıyor. Kadın öğrencilere önerebileceğim en önemli şey kendileri olsunlar. Kendilerinden asla taviz vermesinler. Olumsuz yorumlar olduğu zaman kavga etmek yerine, cevap vermek yerine yollarına devam etsinler. En büyük cevaplar yapabileceğiniz projelerle, aldığınız başarılarla verilebilir diye düşünüyorum. Ve bilimin olanca ateşiyle herkesi kucaklasınlar, özellikle de negatif yorumlarda bulunanları. Sitem eğitiminin önemini soracağım. Fizik, kimya, biyoloji, matematik ve aynı zamanda sanatı da içine alan bütün bir sistem. Bu sistemde özellikle kız çocuklarını teşvik etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında bunu bilim yapmak kadar bilim konuşmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu kendim kişisel olarak
Türkiye'ye her geldiğimde Anadolu'nun farklı şehirlerine gidip oradaki öğrencilerle buluşarak yapmaya çalışıyorum. Çünkü çocukların kalbinde ve kafasında ben de yapabilirim fikrini yankılandırmak, uyandırmak çok önemli. Kız öğrencilere rol model olabilmek, onları teşvik edebilmek, onların da yapabileceklerini onlara anlatabilmek, soru sormalarını teşvik etmek benim en büyük misyonlarımdan bazıları.